demek ki herkes kıtasına bırakacak bu işi. Geliyorum. Hala. Sadi. Hala. Sadi. Gelsene içeri. Kirli donlarını topladın değil mi? Ya hala girişte ya. Bak oğlum, geçen gün gördüğüm manzarayı unutamıyorum hala. Geç hala, geç. Geç. Bismillah. Ben de unutmaya çalışıyorum da unutturmuyorsun bir türlü. Bir iki lakırdı Edda. Ne diyeyim hala fragmanı izledikten sonra? Olsun Sadi, olsun. Bak ben senin halanım halan. Sen de benim bir tanecik yeğenimsin. Bizim birbirimizden... Don lan bu. Don var yine orada lan. Don değil hala o, tayt. Paçalı don. Tayt. Don. Tayt. Don. Tayt hala, tayt. Bunu sette Venedik Sefiri'nin arkasında oynadığım zamanlar giyiyorum. Ne işin var senin Venedik Sefiri'nin arkasında? Sen Osmanlı tarafında değil misin? Ya Osmanlı tarafındayım da bazen böyle kalabalık sahnelerde adam lazım oluyor. Rejiden arkadaşlar bizden rica ediyorlar, biz de kırmıyoruz. Yoksa benim kapı gibi sabit rolüm var. Sabit rolmüş, sevsinler. Niye, beğenemedin mi? Ben var ya, Kanuni'nin çalışma odasının kapısını açan adamım. Kanuni'miş. Sen kapı gibi, gül gibi gümrük memurluğunu bırak, İstanbul'a oyuncu olmaya gel. Hepiniz göreceksiniz. Hepiniz. Böyle pantolonsuz, şeysiz. Nasıl giyiyorsunuz bunu? Sadi, abi nasılsın? Zehra bana abi dediğine göre yine bir işin düştü herhalde. Ne var? Ya işte nasılsın? Ya bu toplantıya gidiyorum meslek hikayeleriyle ilgili. Fragmanı görünce panik olduk tabii. Zaten öbür diziden de... Hadi senin belin nasıl oldu? İyi. Ameliyattan sonra bayağı toparladım ya, iyiyim. Ya şimdi sen böyle kılıç falan savuruyorsun, sancak taşıyorsun. Belin ağrmıyor mu? Yok yok. Ağırlık kaldırmıyorum sadece. Kılıçta falan problem yok. Ne oldu ya? Kaç kiloya kadar kaldırabiliyorsun? Zehra neyin peşindesin sen? Ya kaç kilo kaldırabiliyorsun? Bana bir rakam ver. Ya 5-6 kiloya kadar kaldırıyorum işte. Sadece senin evde boş bir oda vardı ya. Üçüncü katta değil mi o? Üçüncü katta. Zehra ne oluyor? İyi, hadi görüşürüz. Gene don gördüm. Öyle habersiz gelirsen donu da görürsün. Estağfurullah. Ya oğlum bütün ışıklar açık ya. Hala ben hırsız girmesin diye kendim açık bırakıyorum ışıkları. Bacın geldiydi, almaya mıydım içeri? Tamam kaldır kafanı hala, giyindim. Niye geldin sen? Bacını yurttan atmışlar Sadi. Niye seni yurttan attılar Zehra? Şöyle ki... Dur. Bir daha anlatma. Yüreğim kaldırmayacak Zehra. Ben gideyim öyle anlat. Hadi. Niye attılar Zehra seni? Şimdi biz Mert'le içiyorduk. Heh. Sonra bunlar geldiler. Evet. Sadi, bak birden iki oldun. Şu kira işini düşün derim. Ne ikisi ya? Zehra, o dışarıdakiler senin kedilerin değil mi? Onlar Zehra'nın eşyaları Sadi. Eniştenin beli ağrıyordu, çıkaramadı yukarı. Sen bir zahmet çıkarır. Benim de belim ameliyatta hala, biliyorsun. Poşetler maksimum 6 kilo. Kaç kilo kaldırabiliyorsun? Bana bir rakam ver. Ya 5-6 kiloya kadar kaldırıyorum işte. 6 kilo. Tamam hala sen git, ben çıkarım eşyaları. Evet Zehra, sendeyiz. Şimdi biz Mert'le içiyorduk. Sonra Mert sarhoş oldu. Öyle olunca üstüne gömleğini çıkardı. Ben de bunun sırtını görünce azdım tabii. Sonra aldı beni kucağına. Yalpılıyor yalpılıyor. Hop 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 Zehra hop. Kızım ben senin abinim, niye öyle detaylara giriyorsun? Tamam sanat camiasındayız da bizim de sınırlarımız var. Ne yapayım sen anlat dedin. Yalan,
Söyle Zehra. Yalan söyle. Ya aslında söylerdim. Ki mantıklı olan da bu. Ama biliyorsun işte. Hala mı ya? Hala mı yalan söyleyemiyorsun? Büyüyünce geçer dedik ama. Bak Zehracığım. Yalan söylemek bir yetişkin davranıştır derler. Şimdi sen de bugünden tezi yok yalan söylemeye başlıyorsun. Hadi bakalım abisi. Gel bir okkalı yalan. Hadi. Hadi. Ne oluyor lan? Dur yalan söyleyeceğim dur. Olmuyor mu? Tamam bırak. Bizim dizi izledin mi? Evet. Beni gördün mü? Gördüm. Nasıldım? Tamam bırak. Ben gideyim de şu eşyaları çıkarayım bari. Bah 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 bah.